Öncelikle merhaba Yusuf Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Bizim röportajımıza geldiniz ve seminerimize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İlk sorumuz olarak biraz kendinizi bahsetmenizi istiyoruz. Hani biz biliyoruz ama röportajı izleyecek arkadaşlarımız belki bilmiyorlardır. Biraz sizden hani alalım biraz bilgilerinizi. Ama hocam çok zor soru soruyorsunuz ya. Yani bu kadar... Bilmiyorum, hocaların size bu kadar zor soru soruyor mu? Acısı böyle bir kişiye kendini anlattığınız zaman iş çok zor. Böyle daha adın ne, soyadın ne, işte kaç çocuğun var bilmem ne falan filan diye olsa daha iyiydi ama ben yine de anlatayım. Yusuf Kahvecioğlu isim. Ekrana bakarak mı, size bakarak mı? Nasıl? Nasıl isterseniz. Yok, bir, evet. Yusuf Kahvecioğlu isim. Sizler gibi uçak mühendisliği sıralarında okudum. Ben bitirdim. Bitireli de bir asır falan geçmediyse de yaklaştık. Keyifli günlerdi. Öğrenci olmak gerçekten güzel bir şeydi bence. O sınavlar falan filan tabii hep o zaman şey derdim. Öğrenci olmak gerçekten çok güzel bir şey ama sınavlar olmasa diye. O sınavlar olmayınca da hayatın tadı olmaz. Hayat zaten hep sınav. Öğrencilerinizin kıymetini bilin. Uçak mühendisiyim. Havacılıkla yıllarca uğraştım, uçuş okulu kurdum, işte uçak yaptım, uçtum. Sizi daha önce çağırmıştık, yani seminer için davet etmiştik ama proje üzerinde çalıştığınızı söylemiştiniz. Doğru, doğru, doğru. Bu proje hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Biraz? Tabii ki şu anda... Merak ettik. Aslında havacılıkla ilgili projeleri biraz azalttım. Yine içinde havacılık var tabii ki ama şu anda Türkiye'de bilim merkezleri, bilim müzeleri kuruluyor. 6 tane şehirde var. Bu işte 80 tane ile yaygınlaşacak diye biliyorum. İşte Trabzon'da, Samsun'da, birçok yerde de yapımı devam ediyor. Bilim merkezlerinin, bilim müzelerinin ana amacı şu. Gençliğe, çocuklara bilim sevdirmek. Bilimle ilgili kişi sayısını artırmak için müze mantığıyla yapılmış ama müzeler nedir? Sadece bir şey izlersin, geçersin. Burada izlemekten çok orada göreceğiniz şeyi işte bir şeyler yaparak, interaktif olarak yani iterek, çekerek, çevirerek, üfleyerek, bağırarak, görerek, görmeyerek bir takım exhibit diyoruz biz, Türkçesi sergi, müzenin içinde olan o makinamsı şeyler, stand gibi olan, sergi gibi olan şeylere siz bakıyorsunuz, oradaki yönergeleri takip ediyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, çeviriyorsunuz, itiyorsunuz, çekiyorsunuz. Size bilimin, o müzenin konusu neyse ya da o serginin konusu neyse orada size bilimi öğretiyor. Ve buradaki amaç siz yaşayarak öğrendiğiniz için unutmuyorsunuz, unutmuyoruz diye çok daha kalıcı oluyor diye. Mesela mevsimler nasıl olur? Hadi söyleyin bakayım, mevsimler nasıl olur? İlkokulda öğretildi biliyor musunuz? Evet. Ama kimse çok iyi bilmiyor, hatırlamıyor. Ben yani prof olan kişinin bile çok iyi bildiğini bilmiyorum. Ben de çok iyi bilmiyordum. Yani ne öğretilmiş? Soruyu sormuyorum bak. Yani sordum ama devamını getirmeni istemiyorum. Çünkü... Cevap verilmişim bilen. Yani ufak tefek şeyler olabilir. Bize şu öğretildi ilkokulda ya da ortaokulda. İşte dünyanın ekseninin eğik olduğundan dolayı mevsimler oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Anlat kardeşim. Yok. Görüyorsun, devamı yok. Bilmiyorum. Evet, bilmiyoruz. Biz işte onları yaptığımız zaman dünyanın ekseninin eğikliğinin neye sebep olduğunu çok bariz bir şekilde görüyorsunuz. Şu anda yanımda yok. İki tane top olsaydı, evet, o topla ben size gösterirdim. Diyelim ki, hadi yapalım güneş. Dünya. Gerçekten yapayım mı sorun? Evet. Tecrübe sorun. Evet, yok. Şimdi şunun da dünyada şu eksende döndüğünü kabul edelim. Tamam. Burası güneş, bu da dünya. Dünyanın ekseni şöyle eğik. Evet. Tamam mı? Bu tarafa geldiği zaman da bu tarafa eğik. Bu tarafa geldiği zaman da bu tarafa eğik. Yani şöyle duruyor. Parmağımla şey, dönüş ekseni. Şimdi bakın, güneşin gelen açısı burada güney yarım küreye dik vuruyor. Evet. Dolayısıyla güney yarımküre yazı yaşıyor. Evet. 6 ay sonra dünya bu tarafa geldiği zaman şimdi böyle eğikti ya, bu sefer kuzey yarımküreye dik vuruyor. İşte mevsimlerin sebebi bu. Bu kadar basit şeyi çok iyi yani ezberlettiler ama öğretemediler. Evet. Biz bunları yapıyoruz. Bunları yaparsak ne olacak?
bir şeyin temeli yoksa, bir binanın temeli yoksa yukarı bina çıkamazsınız. Yani eğer siz bilimin temellerini öğretemezseniz, işte dünyanın lideri olacağız, şu olacağız, bu olacağız, olmaz. O temeli olması gerekiyor bir şey. Onun için çalışıyoruz, evet. Siz biliyoruz ki Vecihi Hürkuş'tan sonra ilk liste, hani uçağını yapıp da lisansını alabilen kişisiniz. Hani yerli üretime geçme aşamanız nasıl oldu? Bunu nasıl düşündünüz? Çok uzun hikaye ama çok kısa anlatayım. Ben hep makine mühendisi olmak istiyordum. Çünkü uçak mühendisliği diye bir şey var yok, bilmiyordum yani, evet, öyle bir şey yok. Bizim zamanımızda zaten internet falan da olmadığı için. Ben milattan önce 1965 doğumluyum. Hep makine mühendisi olmak istedim ama ilkokul 4'te model uçak yapmaya falan filan başladım ben. O kadar sardı ki beni bu iş. Ne yapsam uçuyordu, ne yapsam uçuyordu. Yani ben o zaman uzaktan kumanda falan da yok ya da aşırı pahalı. Evet. Gazetelerde bir Orhan Gencebay'ın oğlunda vardı uzaktan kumandalı bir şey. Öyleydi yani, ya ne yapayım? O kadar etkiledi. Çünkü o gazete haberini komple kestim. Bir Almancı'ya verdim ki bana bu uçaktan getir falan diye. Bir sene bekledim adamın gelmesini ki bana uzaktan kumandalı model uçak getirecek diye. Adam geldi dediler, koştura koştura gittim. Dediler ki adam dedi ki ben gittim dedim model uçak satan yere. Kaç yaşında çocuk demiş, işte o da 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında önce olmaz bu. Yani adam öldürür model uçak, gerçekten de ağır bir şey. Dolayısıyla adam gazete küpürünü tekrar geri verdi, sağ olsun onu tekrar taşımış, getirmiş. Ama uzaktan kumandalı model uçaklar falan yoktu o zaman. Ben de planör türü şeyler yapıyordum ya da lastik kurmalı modeller. Biz 3. katta oturuyorduk, 3. kattan atıyordum. O model uçup hep Belkıs teyze vardı birinci katta. Onun balkonuna gidiyordum. Belkıs teyze yani sağ olsun kırmıyordu modelleri, sabırlıydı. Belkıs teyze işte benim modelimi verir misin? Gene mi oğlum falan, evet. O da şeymiş, eski Türk Hava Kurumu'nun kursuna katılan bir bayanmış. Seviyormuş amacını. O yüzden. Hep makine mühendisi olmak istiyordum dedim ya. Sonra ben bu yaptığım uçakları 1'e 10 falan büyüteyim. Bir metrelik ya bunlar. 10 metre yapayım. Kendim bineyim istedim. Öyle başladı uçak mühendisliği sevdası. Çok çok başarılı bir öğrenci değildim aslında. Haylazdım biraz galiba ama son sene, bir son iki ay çalıştım matematiğe. Uçak mühendisliğini kazandım. Daha ikinci senede de ben uçağı artık yapabilirim diye bir cahil cesareti mi diyeyim, ne diyeyim ama cahil cesareti bir insanın ideali olmalı bir şey yapabilmesi. Özgüven yaratmalı. Öyle başladım. O günkü şartlarda tabii ki malzeme yok, internet yok, telefon bile sıkıntı. Zor oldu, 5 sene sürdü. Onu aynı zamanda bitirme ödevim olarak okula sundum. Onunla da uçtum. Hatta şimdi rahmetli oldu eski dekanımız Ahmet Nuri Yüksel. Allah rahmet eylesin diyorum. O inşaat fakültesiyle bu büyük kütüphane vardı, onun arasında bir yol vardı. O zaman böyle ağaçlıklı değildi buralar. O uçakla buraya inmemi istemişti kendi yaptığım uçakla. O günkü şartlarda olmadı. Yani uçağı Samsun'dan buraya getirmek ve zordu. Bu fikre yani ikinci sınıfta geliştiniz mi? İkinci sınıfta uçak yapmaya başladım ama yapmayı düşünmek bir 4 sene öncesinden falan. Bayağı. Çok iyi. Bir şey yok ki yani. İnsanların idealleri olmalı. İdeal, evet. Yani, o açıdan birçok gence de zaten idol oluyorsunuz yani şu an. Oluyor muyum bilmiyorum. Yani kilodan yana olmadığı kesin ama gözlerine bakıyorum, kilo almayın, spor yapmayın ya da yapıyorsanız hiç bırakmayın arkadaşlar. Biz biraz önce tabii söylediniz ama idealleri olması gerekiyor gençlerin diye. Yani onun dışında sizin gibi büyük projeler yapmak isteyen işte genç mühendis adaylarına öneriniz var mı? Var. Çok basit. Yani bir defa bir şey yapmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Buna karar verin. Evet. Bir şey yapmayı isteyen kişi o işi çok isterse yapar. Kesinlikle yapar. Hiçbir problem yok. Hiç herhangi bir kişiye, bir olaya, bir malzemeye,
ulaşmakta, konuşmakta, temin etmekte cesaretiniz kırılmasın. Yani insanlar cesaretli olarak bir işe kalkışana baştan engel olsalar bile sonradan fark ediliyorsunuz. Evet. Yani destek olunabiliyor. Ben de uçak yapımında hani nasıl diyeyim, çok bilinçli olarak değil ama epey engeller oldu. Yani kanunlar gereği olabilir, başka bir şey olabilir falan filan. Sonuçta hani başarılı olunca da herkes alkışladı, bu güzel bir şeydi yani. Evet. Yani ilk başta dediğiniz gibi insan kendini tanıması gerekiyor. Yani ne yapmak istediğini belirlemesi gerekiyor. Ondan sonra da büyük bir cesaret gerekiyor dediğiniz gibi tamamen yani. Ki karşıdaki kişi de cesaret... şöyle ama cesaret hani kelimeyi ne amaçla kullandığını biliyorum ama cesaret yok ya, hiçbir iş zor değil ki. Sen gerçekten iste, gerçekten mücadele et. Hiçbir iş zor değil. Tabii ki engeller var. Tabii ki ne bileyim işte olmayan şeyler var. Bu maddiyat olabilir. Ne bileyim başka imkanlar olabilir. Ben o kendi yaptığım yük adını verdim. Şu an yapımında da belki en az 10 defa, 15 defa, belki 20 defa, belki daha fazla bilmiyorum. Bu iş buraya kadarmış, bundan sonra olmuyor. Bunun devamı gelmeyecek, bu iş bitti dediğim diye düşündüğüm çok olaylar oldu. İşte ama pes etmeyince, pes etmeyince evet. Oluyor yani, bir evet. Problem yok. Hiç problem yok. Peki benim merak ettiğim bir şey daha var. Böyle birkaç bir sürü hatta proje yapmışsınız. Sizi en çok tatmin eden projeniz hangisiydi? En hayal kırıklığına uğradığım projeyi söyleyeyim, en tatmin eden. İkisini de söyleyin. Şöyle, hani özellikle bir şey yok. Sonuçta siz dediğim gibi gerçekten istiyorsanız o iş oluyor. Gerçekten istediğiniz halde bir şekilde olmayan, hani bir kısmı falan olmayan işler var ya. Onun içinde şöyle bir vicdani huzur oluyor insanda. Ben gerçekten her şeyi yaptım. Yani benden yana bir problem yok. Ya buna zaman hazır değil, ya ülke hazır değil, ya kişiler hazır değil, ya ortam hazır değil, anladın mı? Bir şeylerde bir eksiklik var. Onu yine yapamadığım gibi kabul etmiyorum. Etmemek lazım. Bugün olmazsa, yarın olacak. Diyelim ki cep telefonu. Eminim cep telefonu 96 yılında, siz doğmadan önce çıktı gerçi ama galiba 96 yılıydı. Bir 20 sene öncesinde, 30 sene öncesinde de düşünülüyordu belki ama hazır değildi. O hazır olması, ortaya çıkması işte diyelim 96 yılında oldu. Evet. Daha zor soru. Soru hemen geliyor. Aha, tamam. Peki zor dediniz, zorluktan bahsedelim. Yani yerli üretimde size en çok zorlayan şey neydi? Şimdi o zamanki şartlarla şimdiki şartlar biraz farklı. O zaman diyelim ki doğru dürüst bir civata bile üretilmiyordu. Kaliteli civata, uçak kalitesindeki civata. Şimdi üretilebilir, çok talep olmadığı için o kadar kaliteli civataya üretilmiyor. Ama yeterli sipariş verseniz üretilebilir bir şey o artık, civata ya da başka bir şey. Ama hiç değilse kredi kartı denen bir şey var. İnternetten yaz, dünyanın her yerinden istediğin malzeme geliyor. Bu çok büyük bir imkan. Çok büyük bir imkan. Bilgi yine aynı şekilde. Tamam, çok bilgi kirliliği var ama ben kaç yılıydı? Ben 83'te üniversiteye başladım. Uçak yapacağım diye dünyada işte kimler uçak yapıyor bilmem ne işte kütüphanelere gidiyorum, araştırıyorum, bir dergilere abone oluyorum. O dergiler bile, şimdi bugün internetten basıyorsun, dergiye abone oluyorsun, geliyor. O günkü şartlarda derginin parasını yatırman lazım mesela. Banka sistemi böyle bir şey yok, kredi kartı sistemi bir şey yok. Ne yapıyordum? Derginin adresini bulup oraya
zarfın içinde para gönderiyordum. 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar. O doları da şimdi git her yerden bulursunuz. O zaman yasak. Dolar öyle bankadan gidip de alamıyorsun, sıkıntılar var. Bayağı, bayağı. Çok zorlu. Aynen, onu gönderdim, dergi gelmedi. Aratıra sonra jeton düştü. Zarf açılıyor büyük bir ihtimalle. Para gitmiyor, ulaşmıyor. Hmm. Bu sefer karbon kağıdı kullanıyor musunuz hala? Bir altına kokuyu geçirmek için yani bir şey yazarsın, araya karbon kağıdı koyarsınız. Karbon kağıdı siyah, evet siyah ya da şey olur. Mavi renkli olur, lacivert olur. Onlar hiç ışığı geçirmezler. Karbon kağıdı kolay bulacağım bir şey. Onu alıp ikiye katayım, araya para koyup zarfın içine koydum. O paralar gitti. Yani ondan sonra dergi geldi. Yani buluşlar, buluşlar yani yapmak. Ufak bir dergi için neler yani? Ufak bir dergi için sıkıntılar vardı. Diyelim ki uçağın kanadını kaplamak için hiç bilmiyorum yani Samsun bir havacılık şehri değil. Yani bir Eskişehir'de olsaydım, diyelim ki Ankara'da olsaydım, burada Türk Hava Kurumu'nun uçakları var. Ne bileyim uçağın kaplamasını yapan teknisyen var, o var, bu var. Gidip sorabilirdim ya da şimdi olsa görüntülü bile konuşuyorsun, her şey var, evet. O zaman onlar yok. Samsun'da zor olduğu için diyelim ki Amerika'ya işte mektup yazıyordum. Ha, onu diyecektim, ben öğrenciyken Galatasaray'da postane vardı. Böyle 115 tane falan mektup attığımı bilirim bir seferde Amerika'daki şirketlere ki bana bilgi gönderin, broşür gönderin, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bir kanat kaplamasıyla ilgili bir firma var, dergilerde gördüm. Kanat nasıl kaplanır diye bir eğitici set gibi bir şey, küçük örnekler yani boya malzemesi gibi malzemeler. Bir de kanat nasıl kaplanır diye o zaman VHS videolar vardı, böyle CD midi yok. VHS video göndermişler sağ olsunlar. Ben neredeydi? Gene Galatasaray Postanesi olabilir. Evet, gittim almaya. Dediler ki bunu buradan alamazsın. Nereden alacaksın? Bilmem ne, gümrük müdüründen alacaksın. Gümrük müdürüne gittim. Dediler ki bunlar kimyasal bir şeyler. Bunları işte makine kimyanın bilmem neresinde işte patlayıcı madde mi ne madde olduğuna dair testlerden geçecek, ondan sonra sana ancak verebiliriz. Ne kadar sürer bu? 2 ay falan. Ha? Dedim o kadar vaktim yok. Bari video kaseti verin dedim. Video kaset gelmiş. O da dedi Ankara'da terörle mücadele binanında incelenecek. Terörist faaliyetlerle ilgili bir şey olabilir falan filan diye. Zor günlerdi gerçekten. Çok zor. Gerçekten adamlara zormuş. Bunu anlatmak ve onları almak bayağı şey oldu. Ben birkaç defa gittim. Kendi yaptığım uçağın resimlerini götürdüm, öğrenci belgemi götürdüm, bir şeyleri gönderdim, adamları ikna etmeye çalıştım. Normalde kanunsuz bir işlem yaptılar aslında. Onları hani bana vermemeleri gerekiyordu. Gerçekten Ankara'da, İstanbul'da bir yerlerde şey olması gerekiyordu. Verdiler. İyi verdiler. Ama ben bir 15-20 gün uğraştım. Yani böyle her şey uğraşmakla geçti. Zorluklar bunlardı. Bayağı varmış ama. Ama hani... Böyle şu anda 2-3 dakikada bunu anlattım. Bu benim bir ayımı alan bir şey, bir kaset yani alt tarafı. Cıvatası aynı şey. Diyelim ki alüminyum boru lazım. Bayağı. Alüminyum boru işte bakıyorum dünyada 6061 T6 denen bir uluslararası standartta bir alüminyum boru. Onu tabii nerede olur, nerede olur? İstanbul'un merkezi Perşembe Pazarı. Perşembe Pazarı'nda alüminyumculara falan gidiyorum. Diyor ki bana 6061 T6 boru lazım. Var abi, en iyisi var bizde diyor. Ya, tamam, en iyisi de yani bunun malzeme numarasını ne yapacaksın abi, en iyisi diyor. Ya kardeşim, en iyisini istemiyorum. Neyse, böyle hikayeler uzun ama bayağı. Sonuçta ben onu yaptım ve uçtum. Evet. Hala da buradayım, ölmedim. Çok bugünkü iyi. Aklım olsa bir daha uçmam da. Yani onunla uçmam da çünkü bir sandalye yapsanız sandalye şeydir yani ilk otururken biraz tedirgin olursunuz. Biraz da 1-2 kilo fazlanız varsa. öyle bir uçağa çıkıp uçmak çok akıllıca bir iş değil. Hayır, yani. Bu da biraz cesaret isteyen bir şey. Projelerden keyifli olanlar, ya hepsini keyif alarak yaptım. Denizde yüzen bir balina yaptım 6,5 metre boyunda. Dünyada hiç örneği yok. Tamamen içi fabrika gibi her şey var. Dışı silikon, et gibi. Bütün
bir canlının ne yapacağı hareket varsa hepsini yapıyor. Yani kuyruğunu aşağı yukarı sağa sola, başını aşağı yukarı sağa sola, yüzgeçlerini aşağı yukarı ve açı veriyor. Ağzını açıyor, su fışkırtıyor, ses çıkarıyor. Bunlar hepsini yapıyor. Bir üreme faaliyetini yapamadık. o benim düşünme ilerdi. Onu da küçüğünü yaparsınız da. Yani bilmiyorum. O işin garileri sevdiğim işlerle uğraştım. Dinozorlar yaptım. Çok büyük ama 11 metre boyunda. Bayağı da büyük. 11 metre, 3 katlı bina büyük. Bayağı. 8,5 metre boyunda olan. Nereden böyle bir şey yaptığınız geldi? Neşet Ertaş'ı bilir misiniz? Çok ünlü halk ozanı, muhteşemdi, rahmetli oldu. Kırşehirli. Neşet Ertaş'ın Kırşehir'de yapılacak bir şeyi için, Neşet Ertaş Kültür Evi için saz çalan Neşet Ertaş heykeli olur mu demişler. Bir heykeltıraş arkadaşım da ben bunun kaportasını yaparım, içinde Yusuf yapar demiş. İşi bana sordu, ben de yaparız dedim. Şu anda internette Neşet Ertaş Android heykeli ya da Neşet Ertaş Android diye yazarsanız çıkıyor. Bayağı güzel saz çalıyor yani, aslında kendi çalmıyor tabii, playback yapıyor da 1,5 ayda yapılan iş o kadar olur. Ben saz da çaldırdım ama 10 sene lazım ve onun karşılığında para, emek, malzeme hepsi lazım. Yani koskoca Neşet Ertaş'ın hayatını 1,5 ayda yapabildiğinizde sığdırabildiğiniz Şöyle ama gerçekten de bütün herkes, ziyaretçiler falan sarılıyorlar Neşet Ertaş'ın canlı gibi yani. O kadar güzel bir saz çalan heykeli var şu anda. Çok güzel. Ondan dolayı da dinozorlar istendi benden. Ona göre öyle yaptık onları. Evet. Evet, aynen. Bir şey olunca devamı geliyor. Peki Türkiye'de yani tamamen yerli üretime geçebilmek için neler yapılması gerekiyor sizce? Havacılık konusunda mı, genel olarak mı? Havacılık konusunda. Şimdi şöyle, aslında dünya tabii ki çok küçüldüğü için, globalleştiği için şu anda çok ünlü bir Amerikan arabasında bile hiç yani şey olan kült bir arabada bile işte enjeksiyon sistemi, ateşleme sistemi, şanzıman, onlar Alman malı. Yani bir şeyi illa sadece yerli yapalım demek çok mantıklı değil. Ama bileceksin, ama yapmana gerek yok. Yani Amerikalı şanzıman yapamaz mı? Ateşleme sistemi yapamaz mı? Ya da enjeksiyon sistemini, arabanın enjeksiyon sistemini yapamaz mı? Yapar. Ama Almanlar o konuda uzmanlaşmışlar. Biraz daha ucuza, biraz daha kaliteli yapabiliyorlar. Yani Amerika'nın o teknolojiyi daha da geliştirebilmesi için öyle çok büyük paralar harcamasına gerek yok. Ama bu demek değil ki sen onu tamamen Almanlara bırak, o işi unut. Savaş mavaş çıktığı zaman da sen hiçbir şey yapama, Almanlara muhtaç ol. Bu çok yanlış bir şey. Yani tamamen yerleşmek için bir şeyler yapmayı düşünmek ve planlamak lazım, ama çok da inat etmemek lazım. Peki şöyle sorayım, soruyor. Hani bizim yani Türkiye'nin belirli bir alanda, spesifik bir alanda çok iyi olduğu bir alan var mı? Yani yoksa onun için ne yapmak gerekiyor? Yani. Evet. Ya şöyle, her ülkenin kendine ait bir takım avantajları var. Bizim de sayısal olarak az olmasına rağmen, mesela bir Ekber abi, Ekber Onuk dünyanın en iyi hücum botlarını üretiyor şu anda. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Bizim hani bir düşünürsen böyle dünya markası olacak çok fazla bir şeyimiz yok. Yani bir kendi markamızla bir ne bileyim bir buzdolabımız bile çok dünyada bilinen bir buzdolabı değil. Ya da arabamız diyelim, Anadolu yaptık zamanında ama Anadolu bilinmiyor, başka bir şey bilinmiyor. Ama hücum bot deyince Ekber abi biliniyor. Kaan Onuk tersaneleri ve yaptığı işler gerçekten muhteşem. Evet. Sorun neydi? Tam bir daha bana ya, söyle. İşte dediğim gibi spesifik bir alanda çok iyi olduğumuz bir alan var mı? Yoksa
eğer yoksa şöyle gerekiyor var için? Bizim insanımızda çok büyük bir problem yok. Bazıların dediği gibi Türk insanı herkesten çok daha zeki mi? Bence değil. Ama kesinlikle aptal da değil. Yani dünyanın her milletinden çok iyi adamlar çıkıyor. Bir Rus, Hintli, Amerikalı, işte şu bu evet. falan. Irka bağlı bir şey değil. Irka bağlı hiçbir şey değil. Siz sadece bazı ülkeler, bu cümleyi çok iyi söylemem lazım. Kim ülkeyi sallayabilecekse, bak, ya da dünyayı sallayabilecekse ona daha çok değer vermemiz lazım, onu korumamız lazım. Evet. O dünyayı sallayabilecek insanlara daha çok değer verilmediği için bizde biraz bir problem var. Dünyayı sallamaktan o cümleyi anlayın işte ne demek evet, istediğimi. Evet. Yani o çok o özel kişiler onlar. Ekber abi o bu falan sen o siz özür dilerim. Dünyayı sallayabilecek kişileri biz iyi değerlendirmiyoruz. Benim kuzenlerimin neredeyse hepsi Amerika'dalar. Evet. İyi konumlardalar. Beyin göçü gidiyor. Ben niye gitmedim? Ben de gidersem benim yapmam gereken işi, bu ülke için yapmam gereken işi kim yapacak? Yanlış mı yapıyorum? Bence doğrusunu yapıyorum. Ama bir şekilde de diyelim ki siz aşçısınız. Çok güzel bir yemek buldunuz. Biri size patates vermiyor, soğan vermiyor, onu vermiyor, bunu vermiyor. En son lanet olsun derseniz o patates, soğanı, kremayı, bir şeyi verecek yere gidersiniz ki kendi o şeyinizi gösterebilirsiniz. Ama mücadele etmemiz lazım. Evet. Hı-hı. Bizim meslek bir başkası da yani. Yani, evet. Peki, yani bunları konuştuk. Havacılığın hani şu anki gelecekte nasıl olacak ya da şu anki konumu nasıl sizce? Havacılık, bunu siz meslek açısından mı soruyorsunuz? Türkiye'nin havacılıktaki yeri olarak mı soruyorsunuz? Yani bu soru şöyle gelebilir bana. Biz uçak mühendisi olacağız, doğru mu yapıyoruz? Yani açıdan da dönebilir aslında. Meslek üzerinden gidebiliriz şu an. Gidelim. Bence doğru yapıyorsunuz. Sadece şu var, bakın tuvalet bekçiliği mesleğini de yapabilirdiniz. Herkes kendi işinin en iyisi olmaya çalıştığı anda zaten iş çözülüyor. Bence doğru yaptınız ama ne bileyim işte beden eğitimi öğretmeni de olabilirdiniz. Beden eğitimi öğretmenliğini en iyi şekilde yapın. Evet. Ben mesela beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Yani bir imkan gerekmiyor, bir şey gerekmiyor. Ya bir ip ya, ben size alayım vereyim, tamam mı? Ama çocuklara ip atlatın, ip atlama takımları kurun. Hı. Samsun'da bir şampiyonlar düzenleyelim. Ondan sonra Türkiye şampiyonası düzenleyelim. Ondan sonra dünya şampiyonasına gidelim. O çocuklara bir birey olma, dünyada en iyi olma zevkini yaşatın. Tamam mı? İp yani ip. İp kaç lira kardeş? Ama hedefler küçük seçilirse iş olmuyor. Dünyanın en iyisi olmak kimseye yasak değil. Doğru. Kimseye yasak değil. Herkes azmeden çalışan herkesin dünyada en iyi olma ihtimali var. Olursun olamazsın o ayrı. Niye olamazsın? Olursun bence. Gerçekten yani, istersen evet. azimli başta dediğiniz gibi yani. İp atlama ya, bu kadar ya. İzleyin internette, muhteşem ip atlıyorlar. Allah'ın şişko Amerikalısı ip atlıyor, çok güzel. Yani bir şey soralım. Şimdiye kadar kariyerinizde işte yaşadığınız olayları, örnekleri verdiniz bize. Peki bunlar arasında attığınız en büyük adım neydi yani kariyeriniz boyunca sizce? Şimdi özellikle bir tanesini söyleyemem ama herkesin kendi çapındaki attığı adımları şey yapmak lazım. Bir Fazıl Say mıydı? Evet. Hı-hı. Muhteşem bir piyano çalışan, muhteşem yani. Ben Fazıl Say oldum mu havacılıkta? Sanmıyorum. Beşi Hırkış oldum mu? Sanmıyorum. Başka bir şey oldum mu? Sanmıyorum. Benim seviyeme göre, benim yapabileceklerime göre belli bir yerlere gelmeyi arzu ettim ve
ne kadar geldim gelmedim diyorum. Burada az çok bir şey konuştuğumuza göre bir şeyler yapmışım da yani, bana göre yeterli değil, o da ayrı. Sizi idol olarak gören birçok insan var. Evet. Sağ olsunlar. Evet. Tevazu yok yok, gerçekten hani benim de idol olarak gördüğüm insanlar var. En büyük idolüm resim orada Atatürk'tür. Evet. Evet, tabii muhteşem ki. Yani. Onu yaptığını kimse yapamaz bence. Yok yani, bu zamana kadar yapamaz. Onun haricinde kimse yapamaz derken, aslında sen de yapabilmelisin, yapmayı düşünmelisin, ben de o da. Yani evet, yapamaz deyip insanları böyle aşırı yükseklere de koymamak lazım. Evet, her zaman iyisini yapmak gerekiyor. Evet, yani izinden giderek. İzinden giderek, belki ondan biraz daha iyi, belki ondan biraz daha kötü ama evet. Dünyada biri yapmışsa bunu, bir başkası neden yapamaz? Ay'a gitmek, Ay'a gidildiyse ben gidildiğine inanıyorum, gidilmedi falan diyenler var. Biz de şu üçümüz de Ay'a gidebiliriz ya, biri gitmiş zaten. Daha önce yapılmış. Ha, güneşe gidilmemiş, güneş biraz eritir yani, biraz zayıfların iyi olur. Ter basar. Ter basar, aynen, evet. Öğrenecek çok şey var arkadaşlar. Evet, her şeyi bilmek mümkün değil ama ben hani biraz bu yabancılarda var. Bir karıncanın bacağını incelemek için adam ömrünü veriyor. Evet. Yok böyle bir şey ya. Yani çok güzel. Karıncanın bacağı yani. Ne olur ki yani? Normalde. Bas sözünden ne oluyor işte. Yani. Ya karıncanın bacağı diyoruz ama hani birçok bilim adamı var doğadan kendine ilham alarak. Kesinlikle. Yani birçok şey yapan. Evet, dün izledim. Karadeniz'deki bir örümceğin ağını kullanarak yaraya basılarak çok daha kısa sürede iyileştiği bulunmuş. İşte. Türkiye'de bir üniversitede, şu anda hangisini hatırlayamıyorum. Hatta bayan profesör hoca kendi eli bir şekilde kesilmiş falan herhalde. Orada denemiş. İyi sonuçlar. Bayağı alınmış. Alınmamış olsa bile, hiçbir işe yaramıyor olsa bile, böyle bir şey için hani kafa yormak, bu işlere zaman ayırmak, insanlık için bir şey yapmaya çalışmak bence çok güzel bir şey. Kesinlikle. Önceden duydum, ben başka bir soru soracağım. Tamam, sor. İTÜ'de en zorlandığınız ders neydi? Çok merak ettik. Böyle de soralım dedik. Ya nedense ben termodinamik sevemedim. Termodinamik herkesin kaderi. Yani termodinamik bizde okula başladığımız zamanlarda YÖK yeni kurulmuştu. Hı-hı. Öğrenci dersten başka bir şeyle uğraşmasın diye çok zorlaştırılmıştı program. Herhangi bir dersten normal bir kere kaldınız diyelim. Hı-hı. İkinci defa alıyorsunuz ya orada Hı-hı. kalırsanız şutlanıyordunuz. Bütün her şey bitiyordu. Şimdi hazırlık gibi. 3-5. Hatlara girilebiliyor herhalde evet, şu anda. Gidiliyor yani. Şimdi böyle olunca çok döküldü bizim sınıf. Yani %30'u 40'ı gitti. Matematik 1'den 100 kişi değil de %80'i falan kaldı. Yani o zor bir hocamız vardı. Sonrasında 3 hakka çıkarıldı. Yani bir kere kaldın. Bir kere daha kalırsan atılmıyorsun, üçüncüde kalırsan atılıyorsun idi. Ben termodinamik 1 ve termodinamik 2'yi üçer defa böyle hakkıyla, üçer defa okumuş bir adamım. Sindire sindire. Ha, bir şey öğrendim mi? Yok, ben hayatım boyunca sevmedim, hiçbir şey öğrenmedim. Sevemedim. Olmayınca olmuyor. Sevemedim kara gözlüm diye bir şarkı vardı. Termodinamik aslında hani şöyle, branşım olsa, güzel de bir ders bence. Ama ona hani ben şu anda ne bileyim ya Pamya'yı sevmiyorum işte. Ne evet. bileyim sevmiyorum. Yani. Ha, ısı transferi diye bir ders var. Onun peşinde siz görüyor musunuz bilmiyorum. Görülüyor diye biliyorum evet. Isı transferi termodinamiğin bir ilerisidir. Ama orada mantıklı bir şeyler vardır. Evet, yani onu çok seviyorum. Yani ısı mesela hani konu konudan geçiyor işte. Konu konuyu açıyor. Sağ ol. Diyelim ki bir adam öldürüldü. Bulundu. Hı-hı. Kaç saat önce öldürülmüş? Evet, güzel. Ortam sıcaklığına bakıyorsun. Hı-hı. Tamam mı? Giydiği giysilere bakıyorsun. Başka bir şeylere daha bakıyorsun. Onun sıcaklığını ölçüyorsun. Hı-hı.
Diyorsun ki bu adam 5-6 saat için önce ölmüş. Yaşanabilecek şeyler üzerinden. Evet, ısı transferi ya da dolabı işte bir tereyağını koyuyorsun. İşte içinin tam orta noktasının normalde 25 derece sıcaklığıydı. -10 dereceye kaç dakikada gelir gibi böyle çok keyif aldığın bir derste ısı transferi. Evet, evet işte. Hı-hı. Olabiliyor arada yani. Evet, sen sevmediğin şeyler. Evet. Peki son soruyla bitirelim. Aynen. Son soruyla bitirelim. Şirket olarak hedeflerimiz neler diye. Ya şirket, ben iş hayatı hiçbir zaman böyle para kazanayım falan diye bir şey direkt amacım hiç olmadı. Ben keyif aldığım işleri yaptım. Hı-hı. Sadece amacım para olsaydı bence kapı menteşesi yapardım. Hiç dertsiz. Sadece ömrüm boyunca kapı menteşesi yapardım ve para da kazanırdım, çok para kazanırdım falan filan. Şimdi az kazandığımı da söyleyemem, gene fena değil ama şirket olarak ben hep bir şeyler bırakmayı çok istiyorum. Bir isim, bir şey yani. Evet. Geleceğe bir iz. Geleceğe bir iz bırakmayı. Çünkü kelebek ömrü işte bir hafta falan denir ya, çok kısa değil mi? Evet. Kısa değil aslında. Normalde dünyanın tarihine falan bakarsan insanoğlunun 100.000 yıldır falan olduğu söyleniyor. Yanlış bilgi olabilir, hemen benim yüzüme vurmayın. 100.000 yılda bugüne kadar 80 milyar, 100 milyar insan geçti deniyor. Bu 80-100 milyar insandan sayarsan hani bir 500 tanesinin ismi geçiyor aslında. Ya da 1000 ya da 5000 tanesinin. Bak, 100 milyarda 1000 kişi bayağı. Ya da 5000 kişi. Bayağı az. İşte onlardan biri olmak bana daha cazip geliyor ya. Evet, yoksa o 100.000 yılda ki bizim o 50-80 yaş zamanımız, o güldüğümüz kelebekten çok daha az 100.000 yıl içinde. Ne ki? Bu kadar hayat. Hepsi bu. Hepsi bu. Hepsi bu. Bu kadar. Gençsiniz tabi, anlamıyorsunuz. Yani, evet, şu anda. Aha. 20 yaşındasın değil mi? 17'yim ben. Spot kırdık. Anladım. Ne anladın 17 senede? Hiçbir şey. Çok çabuk geçti. Hiçbir şey, evet. Evet. Yani sadece i̇şte 17 bir bakıyorsun ben. 87 oluyor. Bir anda. Evet. Aslında zaten bundan sonrası daha hızlı geçiyordur. Yokuş aşağı oluyor ondan dolayı. 35'ten sonra yokuş aşağı. Ama tabii şu da var. 17 yaş tabii ki çok güzel. Önünde güzel bir ömür var. Ama ben işte 54 yaşı garantiledim. Sizin çok garantilediğiniz evet. Söylenemez yani. Onun için dolu yaşayın. Evet. Dolu yaşayın. Biz her şey için teşekkür ederiz. Her teşekkür ederim. Röportajımızı da bitirelim artık. Aha. Seminere geçelim. Seminer için de şimdiden çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Keyifli bence. Evet, sağ olun. Ne kadar hani faydalı olabiliyorum bilmiyorum ama. Yok yani. Tabii ki. Yani ben buyum işte, bu kadar. Yani içtenliğimi söyledim, çok keyifliydi. Ben de evet, çok keyif aldım. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de almışsınız. Çok güzel aldım. Ben kesinlikle aldım. Beni konuşturabilirsiniz. Sizinle bir problem yok. Hayat şey ya, bir meydan okuma. Uçak mühendisine girdiniz, bir meydan okudunuz aslında bir şeye, evet, bir şey. Hayallerinize ya da arkadaşlarınıza ya da Türkiye ya da dünyaya falan filan. Bu meydan okuma kötü anlamda söylemiyorum. Hı hı, evet. Bir hedef için mücadele etmek gibi. Evet. Yoksa tamamen boş olun, ne bileyim hiçbir iş yapmayın, sabah akşama kadar yatın, ileriyi düşünmeyin, çocuk düşünmeyin, bir şey düşünmeyin. Ya o zaman şu koltuktan bir farkınız olmaz. Evet, kesinlikle. Yani. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi değerli bakın. Değerli bilgileriniz için sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere. Evet. Bir dahaki sefere daha böyle cafcaflı konuşmalar falan yaparım herhalde. Yani biz memnuniyetle. Bekleriz, güzel zaman. Sağ olun. Teşekkür ederim. Beni zayıf çekmeyi unutmadan.